turlu yayını. Erkan Uzarman'ı konuşacağız. Can Yaman'ı konuşacağız. Hande ve Kerem'i konuşacağız. All Star'ı da konuşuruz. All Star'ı da konuşun diyorlar. Tuğçe nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim Bilal Bey. Siz nasılsınız? Herkes hoş geldi yayınımıza. Tuğçe yeni gözlüklerin yakıyor. O mavi mavi parlıyor çok... Bilal Bey. Engel olamıyorum şu an. Mavi mavi parlıyor. Bu herhalde yeni sistem. Bilgisayarla çalıştığın için sürekli olarak bilgisayara karşı seni koruyan bir cam değil mi bu mavi mavi? Evet, mavi filtreli. Bilgisayar ışıklarından ve zararlı ışıklardan gözümü koruyor Bilal Bey. Evet, şey gibi oldu bu. Hani şey bir oyunlar var ya, bilgisayar oyunları böyle insanların evet. Yüzü mavi oluyor filan. Neyse, Tuğçe ile hangi konuları konuşacağımızı ben biraz bahsettim ama sen başla. İlk konuyla başlayalım Bilal Bey. İlk konu son zamanların en çok konuşulan konularından biri. Herkesin merak ettiği, YouTube'da izlediği, sosyal medyada takip ettiği, televizyonda bizzat izlediği konulardan bir tanesi. Erkan Özarman konusu Bilal Bey. Bu konuyu sizlerle evet. Biz defalarca konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz. Televizyon programlarının almadığı bir konuyu da biz sizinle konuşalım istedik. Evet. Semiha Yankı konusu Bilal Bey. Semiha Yankı'nın da Erkan Özarman'la ilgili çok çarpıcı açıklamaları var. Bundan 12 evet. sene önce de bu açıklamayı yapmış kendisi. Fakat son günlerde Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katılarak, biliyorsunuz orada ünlülerin hayatı bayağı inceleniyor, detaylı bir şekilde inceleniyor ve orada sorular soruluyor. Erkan evet. Özarman konusu da geliyor ve Semiha Yankı bu konuyla alakalı olarak da orada aynı kelimeleri, aynı cümleleri tekrar kuruyor. Umarım bu BES modeldeki çocukların da arkasında duracak yeni bir açıklama daha yapar. Biliyorsunuz bu konulardan önce kendisi bir açıklama yapmıştı. Şimdi Semiha Yankı konusu ne dersiniz Bilal Bey? Ben önce size sorumu sorayım. Siz zaten detaylı bildiğiniz için detaylı bir şekilde paylaşırsınız. Semiha Yankı evet. 1975 yılında Erovizyon'a katılıyor. Seninle Bir Dakika şarkısıyla katılıyor. Aslında hepimizin, yani ben o nesle belki doğmamış olabilirim ama şu zamanda bile dinlediğim çok değerli bir şarkı, çok güzel bir şarkı, çok anlamlı bir şarkı. O şarkıyla katılıyor. Maalesef sonuncu olmuşuz Bilal Bey. 3 puan alabilmişiz. Tabii ki burada şarkı illa kötü anlamı taşımıyor. Politik nedenlerden ötürü de sonuncu olduk. O devirde yaşayan, o dönemde yaşayan insanlar bunu daha iyi bilir. Semiha Yankı o zamanlarda 17 yaşında. Paris'e gidiyor erozyon nedeniyle. Ve orada şunu söylüyor. Ben diyor Paris'e gittiğiniz zaman diyor nereye gidersin diyor. Eiffel Kulesi değil mi? Daha bilindik, daha tanındık bir yer. Beni Kırmızı Lamba Sokağı'na götürüyorlar. Erkan Özerman'la benim diyor bir bağlantım yok normalde. Yani menajeri falan diye yazılmış o dönem ama diyor benim diyor onunla diyor bir yola girmişliğim yok. Kendisini diyor tanımıyorum, etmiyorum diyor. Bir anda diyor karşımda belirdi. Beni Paris'te bir eve götürdüler ve orada ben 15 gün kapalı kaldım. Sadece peynir vardı, reçel vardı, anahtarım dahi yoktu. Ve orada kendisinin Erkan Özerman tarafından uygunsuz bir teklif aldığını söylüyor. Hatta kadınlığıyla alakalı sorulara maruz kaldığını söylüyor. Şimdi topluluk kuralları nedeniyle çok detaylı bir şekilde paylaşamayacağım ama kadınlığını sorgulayacak, işte daha önce biriyle beraber oldu mu tarzında bir soru soruyor. Bunun ne demek olduğunu kadınlar şu an çok net bir şekilde anlamıştır. Ve kendisini bir başka erkeklere maalesef artık satmaya çalıştı diyelim. En artık uygun kelime. Yok, o iddiada bulunmuyor. Onu niye öyle algıladın sen? Başka erkeklere öyle bir iddia... Bir televizyon kanalında bunu haber yapmışlar Bilal Bey. İzledim. Anladım. Ayrıyeten bu tarz bir açıklamada var. Anladım ama ben bu Semiha Yankı'dan o şekilde öyle bir iddiasını Semiha Yankı'dan Armağan Çağlayan programında duymadım. Daha Armağan Çağlayan'da değil Bilal Bey. Daha önceki yıllarda yapılan bir açıklama. Armağan Çağlayan'da yapılmadı. Daha önceki yıllarda yapılan. Ben onu duymadım. Eğer öyle bir iddiada bulunsaydı Semiha Yankı gerçekten bu basının abartısı da olabilir. Yer gök yıkılırdı. Eğer yani Semiha Yankı gerçekten o senin son söylediğin sözü iddiayı söylemiş olsaydı bu olmaz. Böyle bir şeyden çekinir. Yani kim? Erkan Özerman değil, kim olursa olsun çekinir diye düşünüyorum. Uluslararası skandal olur. Çünkü Eurovision'a götürecek bir kadın. Orada basının abartması da söz konusu olabilir. Şimdi bu benim söylediklerim Erkan Özerman'ı savunuyor anlamına gelmesin. Ama, tekrar araştırırız Bilal Bey. Çok haklısın. Tekrar bakarız. Evet. O iddiayı hiç duymadım.
Şimdi Türkiye ilk kez 1975 senesinde Eurovision'a katılmaya karar veriyor. Eurovision şarkı yarışmasına. O zamana kadar Türkiye'de bilinmiyor. Zaten özel kanal diye bir şey yok. Bir tek TRT var yayın yapan ve siyah beyaz televizyon yayını. Haftada 3 gün, 4 gün artık neyse. Bilal Bey, bir dakikanızı rica edeceğim. Bir takipçimiz de röportajında az önce bahsettiğim konunun olduğunu söylüyor. Ben videosunu izlemiştim. Bir kadın sunucuya bunu kendisi anlatıyordu. Yani bizzat videoda izledim. Ve başlığını da zaten bu şekilde atmışlardı. Tekrar yayından sonra bakacağım ama böyle bir iddiasının olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Ona mutlaka tekrar bak ve bana da söyle. Ben de o videoyu izleyeyim. Çok merak ettim şimdi. Detaylı bir şekilde eğer doğruysa siz tekrar insan inanamıyor. Öyle bir şey olabileceğine inanamıyorum ben. Yani ben bu dünyayı çok iyi bildiğim halde, bu alemi çok iyi bildiğim halde öyle bir şeye kimsenin cesaret edebileceğini zannetmiyorum. Bir çılgınlık eğer öyle bir şey olduysa. Erkan Özarman'ın gençliğinden itibaren TRT'de çok iyi bir çevresi var. O eski TRT'de de çok iyi bir çevresi var. Ve onun yurt dışında Paris'te çok iyi ortamı olduğu, orada hakikaten her türlü bağlantısının olduğu müzik sektöründe, kültürel anlamda biliniyor. Şimdi Paris'te bu işin Londra gibi, işte Roma gibi dünyada müzik sektörünün çok önemli şehirlerinden biri. Sanat, kültür adına çok önemli şehirlerinden biri. Ve Türkiye'de olmayan bir sürü teknik imkanlar var orada. Ses kaydı, müzik kaydı anlamında o zamanlar. Ve bu Eurovision öncesi Erkan Özarman'a teslim ediyorlar. Sen götür bu kızı yurt dışına. Hem dil biliyorsun. O zamanlar maalesef Türkiye'de dil bilen de fazla yok. Ancak yurt dışında okuyan çocuklar burada dil bilebiliyorlar. Yani Erkan Özarman Paris'e yetişmiş. Okuyan insanlar, Türkiye'de eğitim şartları falan hala devlet okullarında okutulan yabancı dilin seviyesi ortada. Dil biliyorsun, yanında git temsil edersin. Yurt dışındaki bağlantıların çok iyi. Bu dünya müzik sektörüne, Avrupa müzik sektörüne hakimsin. Bu kızı sen götür yarışmaya. Yarışma İsveç'te, Stockholm'de, başkentinde. Ama öncesi bir Paris'e gidiliyor. Paris'e gidilme nedeni orada stüdyo sokmak. Kemal Ebcioğlu, bu seninle bir dakika bestesinin sahibiyle de ve TRT yetkilileriyle de anlaşıyor. Ona teslim ediyorlar. Erkan Özarman'a teslim ediyorlar. O götürüyor. Paris'te tanıdığı birisinin evine yerleştiriyor kızı. Ve kıza Türkiye'den giderken Semiha Yankı'ya bir harcırah veriliyor elbette. Yurt dışında TRT'yi temsil edecek, Türkiye'yi temsil edecek. O harcırahı hiç görmüyor kız. Onun adına Erkan Özarman oluyor o parayı. 17 evet. Yaşında kendisinin cebinde hiç para yok. Gidiyor orada o arkadaşının evinde. Erkan Özarman'ın Paris'te yaşayan arkadaşının evine. Kız kapatılıyor adeta. Evde bir tek söylediğine göre peynir, reçel var buzdolabında. Başka hiçbir yiyecek yok. 15 gün evden de çıkamıyor. Anahtar kendisine verilmiyor. Eve geliniyor, gidiliyor ama 3-5 günde bir. Ve bunun bir sözü yok. Bir sözü geçmiyor. Orada hapis hayatı yaşıyor adeta. Ha, bir stüdyoya götürülüyor orada Paris'te. Orada Güller ve Dikenler şarkısı. Bir de bu seninle bir dakikanın İngilizcesini okutuyorlar. Erkan Özarman okutuyor. Bu işte besteciyenin de işine geliyor. Yani Kemal Ebcioğlu'nun Erkan Özarman'a teslim etmesinin bir diğer nedeni de yani bunun İngilizce şarkısını da çıkaralım. Satsın Avrupa'da, satsın sana da para gelir filan. Benim anladığım kadarıyla. Yani Erkan Özarman bu işleri yapıp bulunuyor sanki. Yani kendisinde bu tarzda bir cümleleri var. Fakat kendisi iddialara göre, kendi iddiasına göre parasını da alamamış Bilal Bey tam manasıyla. Hep başkaları faydalanmış. Kendi cümleleri bu şekilde maalesef. Evet. Şimdi bu kızcağızın söylediği, kızcağız diyorum şimdi 63 yaşında. O zaman 17 yaşında. 17 yaşında. Paris'e inince diyor, senin de söylediğin gibi ilk defa Paris'e geliyorum. Nereye götürülür? Hani oranın en güzel yerleri neresi? Paris'e ben çok gittim. 10-15 kere gittim. Pek çok yerini biliyorum. Çok güzel gidilecek yerler var Paris'te. Yani Eiffel Kulesi'nin de dışında çok güzel yerler var. Gidip gezilecek, görülecek. Doğru, kırmızı değirmen sokağı
meşhur bu çok affedersiniz gelin evleriyle, şeyleriyle, eğlence yerleriyle, kadınların dans ettiği yerlerle falan meşhur. Ama Türkiye'deki o yerlerin aksine oralara aileler de gidebiliyor. Yani Amsterdam'da da öyledir. Gidip gezer insanlar karısıyla, çocuğuyla bile hatta. Var öyle yani. Bizim örf adetlerimize ters. Bunu peşi peşi söyleyelim tabii ama yabancılar için gidip gezilecek yerler olabiliyor. Şimdi oraya götürmesini hakikaten manasız. Ne götürüyorsun sen Kırmızı Değirmen sokağına, Moulin Rouge'un olduğu yere ne götürüyorsun bu kızı? Yani götür bir nehir gezisi yaptır. Sen nehri gezisi yaptır filan. Sen nehrin üzerinde yemek yedir. Ne bileyim ben. Eyfel'e çıkar orada bir yemek ısmarla filan. Anladığım kadarıyla para harcamaktan da kaçınıyor Erkan Özerman. Parayı alıyor kızın paralarını ve kıza hiçbir türlü böyle bir ekstra harcamalar filan yapılmıyor. Kız yani orada bir çile çektiğini söylüyor. Erovizyon'un çilesini ben çektim. Gerçekten ben çektim diyor. Erovizyon'a sonraki yıllarda çok gidildi. Her sene Türkiye'den insanlar gitti ama bu kız Semiha Yankı, Erkan Özarman'ın götürdüğü Semiha Yankı hakikaten büyük çile çektim diyor. Şuraya bir not almışım. Çok ağır konuşuyor. Gerçi onu burada nasıl söyleyeceğim o ağır cümleyi ama çok çok hakaretamiz laflar söylüyor. Bu olaylar buyur, yaşanırken de bayağı bir gündem olmuş, bayağı bir olay olmuş. Siz daha iyi bilirsiniz. Erkan Özarman cephesinden de hiçbir açıklama gelmemiş. Yani bir tekzip yayınlamamış. Böyle bir şey olmadı, böyle bir şey yaşanmadı diye. Semiha Yankı'nın iddiasına göre de 2 sene gibi bir sürede, bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz, ortadan kaybolmuş ve herhangi bir açıklama konuyla alakalı olarak yapmamış. Ve Semiha Yankı diyor ki benim diyor psikolojim çok kötü bir şekilde etkilendi. Çenem kilitleniyor bu olayı anlatırken çünkü tekrar tekrar yaşıyorum ve daha 17 yaşında bir kızın, bir kadının başına gelebilecek en kötü şeyi, en kötü senaryoyu yaşadım diyerek de sözlerini sürdürüyor. Benim burada ne işim var diyor, bu evde ne işim var diyor, 15 gün aç kaldım, peynir yedim. Evin anahtarı bende yok, dışarı çıksam diyor, hani dışarı çıkıp da bir hava alsam diyor, eve gelemem, kapı kapanır üstüme diyor, eve gelemem diyor. Bu adam kim diyor? Erkan Özerman'dan ismini de söylemiyor. Bu Armağan Çağlayan'ın röportajında ismini ağzına almıyor. Bu adam kim? Bu kişilik kim diyor. Bu niye benim yanımda bitti diyor. Şarkının bestecisi Kemal Ebcioğlu herhalde diyor beni ona teslim etti ama diyor ben bu kişiliğe karşı kinliyim diyor. Bak o kadar sene geçmiş. Ailemle ve hiç kimseyle iletişim kuramadım, kurdurmadı bana diyor. Yapılanlar çok kötü, çok kötüydü ve nereden nasıl türedi diyor. Niye türedi diyor. Bunu da hala tam anlamıyla çözebilmiş değilim diyor. Kimse bana söylemedi diyor. Ve senin söylediğin soruyu demiş ki o kırmızı fener diyorum. Kırmızı Değirmen. Moulin Rouge. Fransızca'da kırmızı değirmen anlamına geliyor. Orasına bu orada demiş ki işte sen söyledin demin. Hala kadın mısın değil misin anlamında konuşmuş. Yani onun tam tersini sormuş. Daha önce bir erkekle beraber evet, oldu mu diyor. Yani bunu açık açık sormuş. Bunu niye bana soruyor diyor. Neden soruyor diyor. Bunu niye bana soruyor diyor. Bu hatta şekilde. Bir isimle, ismini vermeyeyim şimdi o kişinin. Belki evlidir, çoluğu çocuğu vardır. O isimle tanışmasını istiyor Erkan Özerman. Bu Semiha Yankı'nın iddiası. O kişinin diyor belki haberi olmayabilir, çok diyor düzgün bir insan. Onun haberi olmayabilir ama diyor Erkan Özarman'ın bana geliş şekli böyleydi. Benim diyor o isimle diyor tanışmamı istiyordu diyor. Ve bu soruyu diyor bir kadına diyor sizce diyor neden sordu diyor. Neden diyor benim diyor kadınlığımı sorguladı. Siz bundan diyor ne anlarsınız diyor. Ben diyor neden sorduğunu çok iyi biliyorum diyerek de sözlerine devam ediyor. Bunu tabii ki farklı yerlerde açıklamış. Yani sadece tek bir yerde değil. Bir kadın sunucuya olan röportajı var. Onun öncesinde Sacit Aslan ilk bu konuyu gündeme getirmiş. Ve son günlerde de Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katılarak da yüzeysel bir şekilde bu konudan bahsetmiş. Çok derinlere inmemiş. Fenalaşırım diyor. İşte çenem kilitlenebilir diyor. Yüzeysel bir şekilde geçmiş. Umarım BES modellerin de arkasında duracak bir açıklamayla yine bu konuda duruşunu gösterir diyorum. Evet, onunla tanış, bununla tanış diye söylemesi tabii ki çok ciddi iddia.
Erkan Özerman'ın bunlara cevap vermesi lazım. Bizim bize de cevap verebilir. Bize de söz hakkı, bizimle ilgili de söz hakkı doğuyor. Armağan Çağlayan'a da cevap verebilir. Bu konuda Erkan Özerman'ın cevabı da olursa onu da yayınlarız. Ama olayın zaten geneli, Eurovision'a giden bir kızın Paris'te yaşadığı 15 gün boyunca çile çektiğini söylemesi ve bir ızdırap yaşadığını söylemesi başlı başına zaten bir problem. Sen oraya Türkiye'yi temsilen bir kızı götürüyorsun, onun yanında menajeri gibi, onun refakatçisi gibi ve Fransa'yı, Paris'i çok iyi bilen bir insansın. Aynı zamanda Fransa vatandaşısın. Fransa'da, Paris'te evin de var. Ama bu kız orada büyük bir sıkıntı içinde ve bunun da sorumlusu tabii ki sensin Erkan Özerman. Bu konuda açıklamaların olursa bunu da yayınlarız. Ve sonra oradan yarışmanın yapılacağı Stockholm'e geçiliyor, İsveç'e geçiliyor. Orada da kendisine işte bir elbise veriliyor. Ancak bu Ankaralı bir modacının hazırladığı bir elbise ama bir Rus şeyi, kostümü, Rus folklor kostümü. Buna da şaşırıyor ama mecbur giyiyor. Halbuki bir Türkiye'yi temsil ediyor. Bir folklorik bir şey giyecekse bu Türkiye'yi temsil eden bir folklorik kostüm olması lazım. Saçını garip bir şekilde Türk kızı sarışın olmaz diye kahverengiye boyuyorlar. Ayağına ayakkabı almıyorlar. Eski kahverengi ayakkabıları varmış yanında. Onlarla katılıyor. Yani büyük bir çile çekiyor kız. Hakikaten öyle. Biz burada yarışmayı izledik. İlk kez Türkiye böyle bir canlı yayın yaptı. Bir yarışmayı, yurt dışından bir yarışmayı verdi. İlk kez siyah beyaz da olsa biz burada TRT televizyonlarında izledik o zaman bir yarışmayı ve Türkiye sonuncu oldu. Buna o zaman çok üzülmüştük. Ancak bunun nedeni tabii ki bir sene evvel bizim Hristiyan ülke olan Yunanistan'a karşı Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmış olmamızdı. Bütün Avrupa'daki Hristiyan lobisi, Haçlı lobisi tabii Yunanistan'ı destekledi her türlü bizim karşımızda. Türkiye'ye ambargo uygulandı Amerika tarafından ve pek çok ülke tarafından. Tabii ki bu yarışmada da hakkımızın yeneceği belliydi. Çok şaşırmadık. Yarışmada sonuncu olduk. Monaco'dan başka kimse oy vermedi ve Semiha Yankı o güzelim şarkıyla çok büyük bir alkış aldı. Salon yıkıldı alkıştan. Ancak oy alamadı ülkelerden. Tabii ki işte bu bir siyasi tercihti. Bilal Bey, artık sözlerimizi toparlayalım, diğer konulara geçelim. Tabii ki şöyle de ilginç bir detay var. Evet. BES modelde bu iddiaları ortaya atan kişilere karşı Erkan Özerman diyordu ki birinci olamadığınız için bana bu şekilde geliyorsunuz. Halbuki Semiha Yankı çok ünlü bir isim ve BES modele de katılmamış. Onun bu iddiaları ortaya atıyor olması da insanlardaki kuşkuların derecesini daha da arttırmış oluyor. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Daha ne olsun yani, birinci, bundan iyi birinci bulur. Türkiye'de birinci oldu Semiha Yankı. Semiha Yankı mı gitsin, evet. Cici Kızlar mı gitsin? Cici Kızlar'ın da üç tane kızdan kurulu bir grup ve çok güzel bir şarkıları var. Delisin, delisin, delisin diye. İkisi de çok beğeniliyordu. Artık kura çekilmesine karar verildi. Cici Kızlar'dan Birsen miydi adı? Kura'yı o çekti ve Semiha Yankı'yı çekti. Kura'da Semiha Yankı ismi yazıyordu. Cici Kızlar ya da Semiha Yankı'yı çekmesi lazım. O çekti. Semiha Yankı ismini çekince Semiha Yankı gitti. Bütün Türk halkının desteklediği bir sanatçıydı. Semiha da öyle, Cici Kızlar da öyle. Yani böyle büyük bir yetenek, böyle büyük bir ses, böyle büyük bir başarıyla oraya giden bir kız ve ona yurt dışına çektirilen büyük azabın, büyük sıkıntının sebebinin de Erkan Özerman olduğunu söylüyor. Burada söylenecek başka bir şey yok. Diğer konuya müsaadenizle geçelim Bilal Bey.